Nihal'cim, saçlarına bayıldım hayatım. Çok yakışmış gerçekten. Sana bambaşka bir hava vermiş. Teşekkür ederim. Bülent dışında herkes beğendi. Bülent'in değil, Behlül'ün beğenmesi önemli. Bence kimsenin değil. Nihal'in kendisinin beğenmesi önemli. Bence de. Çetin, hepimize diyeti bozduracak bu gece. Ben diyete ihtiyacı olan kimse göremiyorum aramızda. Buyurun efendim. Teşekkürler. Yeter Nihat, yüzün gülsün biraz. Çetin Bey ayıp oluyor. Ne yapayım istiyorsun? Sahte kahkahalar mı atayım? Zorla geldiğini bu kadar belli etme yeter. Bihter, niye uzak duruyorsun? Yo, iyiyim, izliyorum. Adnancığım, sana bir tablomu göstermek istiyorum. Bakalım. Sana. Neyin var? Ne bu surat? En mutlu günümde yaptığına bak. Bu işi bozacaksın anne. Behlül'le Nihal'in arasını sen yaptın, sen bozacaksın. Ne diyorsun? Kendine gel. Senin yüzünden başladı her şey. Sen soktun Behlül'ün aklına Nihal'i. Adnan'a da sen empoze ettin bu evliliği. O kadar uzadı oyunun gerçek olmak üzere. Buna dur demenin zamanı geldi. Neden? Herkes halinden memnun. Çocuklar mutlu. Yeter. İnatlaşma benimle. Ne yap et engel ol evlenmelerine. E niye böyle bir şey yapayım ki? Sen de biliyorsun evlenmeleri imkansız. Evlenmeleri için bir sürü sebep var. Ayrılmaları için sebep yok ama. Durup durup niye böyle bir tepki verdin? Anlayamadım ben. Bak her şeyi göze aldım. Sen yapmazsan ben yapacağım. Buna gücün yeter mi artık? Sen engel olmazsan Behlül'le ilişkimizi söyleyeceğim Adnan'a. Sonunda itiraf ettin ha? İnan yaparım bunu. Hiç şaşırmaz. Sonuçta Firdevs Hanım'ın kızı olduğumu biliyor o da. Terbiyesizlik etme, kendine gel. Nasıl konuşuyorsun benimle? Senden aldığım terbiyeyi inkar etmiyorum işte. Sen de söylemiyor muydun hep sen benim kızımsın diye? Buyum işte. Senin kızınım. Ben de kocamı aldattım. Kes sesini, kes. Biliyordum başından beri. Sırf benim canımı yakmak için yakınlaştırdın onları.
Sırf bana acı çektirmek için. Senin evliliğini kurtardım ben aptal. Ben Adnan'dan bu sebeple ayrılırsam sen de o yüzüğü parmağından çıkarmak zorunda kalacaksın, unutma. Bana şantaj mı yapıyorsun? Artık onlara kimse engel olamaz. Birbirlerini seviyorlar, görmüyor musun? Asıl bunun için boz diyorum sana, bunun için. Ölüyorum anlasana. Gözlerimin önünde birbirlerini seviyorlar. Ben işkenceler içinde kıvranırken onların mutluluğundan ölüyorum. Anne ben ölüyorum, yardım et. Saçmalama, kendine gel, kalk ayağa. Bir de en güzel yardım edebilirsin lütfen anne. Engel ol, ne olur engel ol. Kalk yavrum, toparlan, bu sen değilsin. Yalvarırım, yardım et. Tamam, tamam. Kalk ama. Kalk, 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 kalk. Anne. Yardım edeceğim, söz veriyorum. Ay böyle dağıldığına inanamıyorum. Kontrolünü kaybettin. Özür dilerim. Yok bir şey, gel Çetin. Anne kız dedikodu yaptık azıcık. Ayıp ettik dedim sana. Sanırım konuşma yapma vakti geldi. Herkes bizden bir açıklama bekliyor. Tabii canım, hemen geliyorum. Çabuk toparlan. Sana yardım edeceğim ama bir şartım var. Söz verdin. Bu evliliğe engel olacağım. Ama sen de o adamdan kurtulacaksın. Ben de bunun için söz veriyorum. Hadi git elini yüzünü yıka, hadi. Bihter ol yine, hadi. Hadi. Hadi canım. Gel Çetin Bey konuşacak. Evet, önce sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Çok güzel bir yol arkadaşıyla çok uzun bir yolculuğa hazırlanıyorum. Bana vaat ettiği mutluluk için bu muhteşem kadına huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. 4 kere dünyayı dolaştım, evet. Aynı yerleri bir kere de onunla birlikte görmek istiyorum. Yıllar önce ilk görüşte hayran olduğum kadın şu anda yanımda. Neredesin, merak ettim. Aa, niye? İyi misin? Hem de çok iyiyim. Tuttuğumda hayatım bana ne kadar cömert davrandığını fark ettim. Teşekkür ederim.
birlikteliğimize. Dostluğa. Mutluluğa. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.